Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenmek ve kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Siz videoyu beğendikçe ben gerçekten motive oluyorum. Güzel bir like sayısıyla bu videoya yakışır diye düşünüyorum. Şimdi artık yeni seriye başlayacağım. Bu seride balık hastalıkları hakkında konuşacağız. Bu ilk... Konumuz beyaz benek. Birçok hobici beyaz beneğe yakalanmıştır diye düşünüyorum. Beyaz benek hastalığına balıkları yakalanmıştır diye düşünüyorum. Bu hastalığın tedavisi oldukça kolay ama bu hastalığı görmeniz ve bulaşması da bir oldukça kolay. Peki bu hastalık nasıl bulaşıyor? Akvaryumunuza nasıl geliyor? Bunlar hakkında ilk önce konuşmaya başlayalım. Şimdi bu hastalık ısı değişimini çok seviyor. Şimdi siz eğer ısıtıcısız bir akvaryumda balık besliyorsanız ya da akvaryumunuzun ısısı bir gün 24, bir gün 28, bir gün 26 oluyorsa bu hastalığa kolay bir şekilde balıklarınız yakalanır. Bu ısı değişimini önlemek için ilk önce bir ısıtıcı alıp ısıtıcıyı da kaliteli bir marka almanız gerekiyor. Şimdi piyasada çok ucuza satılan bir takım ısıtıcı markaları var. Bu ısıtıcı markaların termostatları kaliteli olmadığı için ısıyı sabit tutamıyor. Bir gün 26'da tutuyor, bir gün 28'de tutuyor. Bu da balıklarınızın hastalanmasına davetiye çıkarıyor arkadaşlar. İlk önce kaliteli marka. Yani ben şu anda Smart markasını kullanıyorum. Gayet başarılı. Ama işte piyasada bir ton kaliteli marka var. Tetra'nın, Aim, ondan sonra Eheim pardon, Sera'nın, yani daha adını sayamadığım bir ton ısıtıcı markaları var. Zaten bunu fiyatıyla anlarsınız kaliteli olup olmadığını. Isıtıcıyı taktınız ama bu iş bununla bitmiyor. Şimdi gittiniz pet shop'tan veya bir hobiciden balık satın almaya karar verdiniz. Balığınızı aldınız, adam size poşetledi ve sattı. Tamam, orada balık hastalıksız, canlı bir şekilde böyle hastalığa yakalanmamış gibi duran bir şekilde size satın alabilirsiniz. Ama balık orada hastalığa belki yeni yakalandı. Belki siz tam göremediniz. Akvaryumunuza eklediğiniz anda bu hastalık birden baş gösterebilir. Şimdi tanımadığınız, bilmediğiniz bir yerden de balık alınmaz arkadaşlar. Eğer alıyorsanız şu şekilde adımları uygulamanız gerekiyor. İlk önce eve getirdiğiniz balığı ana akvaryumunuza koymadan önce karantina akvaryumunuza eklemeniz gerekiyor. İşte karantina akvaryumunda ne bulunacak? Bir adet ısıtıcı, bir adet hava motoru veya filtre koyacaksınız. Ana akvaryumunuzun suyunu karantina akvaryumuna boşaltacaksınız. Karantina akvaryumuna balık eklerken her zaman dediğim gibi damlama yöntemini kullanacaksınız. Bir 10-15 dakika damlar vaziyette bırakacaksınız. Balık iyice suya alışacak. Daha sonra sadece balığı karantina akvaryumuna da koymanız gerekiyor. Yani başka yerden aldığınız balığın bulunduğu akvaryumun suyunu sizin akvaryumunuzun suyuyla bulaştırmayın. Çünkü beyaz benek hastalığına yakalanmış balıkların bulunduğu akvaryumdan tek bir damla su sizin akvaryumunuza bulaşırsa vay halinize derim. Çünkü bütün balıklarınız bu hastalığa yakalanmış olabilir. Çünkü çok hızlı bulaşıyor ve bulaşıcı bir hastalık olduğu için bütün balıklarınıza bulaşmış olabilir. Karantina akvaryumunuzu aldınız. Balığı artık gözlemleme işlemini tutmanız gerekiyor. 1-2 gün, 3 gün o akvaryumda misafir edin. Baktınız, gözle görülür bir şey yok. Balığın yemesinde, içmesinde bir sıkıntı yok. O zaman yine damlama yöntemiyle ana akvaryumunuzu alıştırıp koyabilirsiniz. Peki bu hastalık nasıl, belirtileri nasıldır? Hat üstünde beyaz benek. Balığın bu derisinde, cildinde beyaz beyaz noktalar olur.
Balığı bu şekilde rahatsız eder. Yüzmesinde böyle kısık kuyruk olur. Çok iyi yüzemez, keyifsizdir. Fazla yeme gelmez. Kıyıda köşede böyle saklanan, üzerinde beyaz noktalar bulunan balıklar beyaz benek hastalığına yakalanmıştır. Tedavi etmezseniz balığınız ölür. Bu kadar basit. Ama tedavisi de bir o kadar kolay. Şimdi tedavisini konuşalım. Zaten en önemli kısmı bu. Gerçi en önemli kısmı bu hastalığı balıklarınıza bulaştırmamak. Şimdi tedavisi nasıl? Daha deminden beri söylüyorum. Tedavisi basit. Piyasada satılan metilen mavisi var. Üzerine yazan ölçekle birlikte akvaryumunuza damlatırsanız, şöyle parantez açıyorum. Eğer akvaryumunuzun tamamında bu beyaz benek hastalarını görüyorsanız ana akvaryumunuza dökün. Ama sadece bir tane balık için bu hastalığa tedavi etmek istiyorsanız o balığı alın, karantina akvaryumunda tedavi işlemini gerçekleştirin. Bir balık için bütün balıkların keyfini bozmaya gerek yok. Eğer bir balıksa ayrı bir akvaryuma, bütün balıklarınız hastaysa o zaman ana akvaryumunuzda tedavi uygulayın. İşte bu metilen mavisi üzerine yazar. İşte kaç litreye kaç damla koyulması gerektiğini üzerine yazar. Buna bağlı olarak siz de uygulayabilirsiniz. Ama ben metilen mavisini tavsiye etmiyorum. Tamam, zararlı bakterileri öldürüyor ama yararlı bakterileri de öldürüyor. Bu yüzden dolayı ben tavsiye etmiyorum. Ayrıca dekor kullanıyorsanız bu dekorları mavi rengi boyuyor. Çünkü elinize bulaştığında bile bu metilen mavisi elinizden kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar. Benim tavsiyem tuz kullanmanız. Tuzu da 10 litre başına bir tatlı kaşığı tuz kullanırsanız bu hastalığa meydan okuyabilirsiniz. 10 litre başına bir tatlı kaşığı kaya tuzu. İyotsuz olmak zorunda, yani sofra tuzu değil, bildiğimiz kaya tuzu. Salamura tuzu olarak da bilinir. Bu tuzu 10 litre başına bir tatlı kaşığı uygulayın. 2 günde bir %25 su değişimi yapın. Ve bu işlemi 10 gün boyunca devam edin arkadaşlar. 10 günün sonunda bu hastalıktan kurtulmuş olacaksınız. Kurtulma yoksa, yine balıklarınız aynıysa, yine tekrardan 10 litre başına bir tatlı kaşığı tuz ekleyebilirsiniz. Bu sefer %50 su değişimi yapın. Tuzu eklemeden önce %50 su değişimi yapın. Artık geçmesi gerekiyor. Ama son evresindeyse bu hastalık, artık oluşabilecek en son noktadaysa balığınız ölebilir. Buna diyebilecek bir şeyim yok. Çünkü illet bir hastalık. Tamam, tedavisi kolay, bulaşma olanağı da yüksek ama tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Şimdi şöyle videoyu bitirmeden kendi balıklarımı size göstereceğim. Bu arada başka hangi konularda video çekmek istiyorsanız, yanlış oldu sanırım. Bu arada arkadaşlar, başka hangi konularda video çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Artık son durum falan çekmeyi pek düşünmüyorum. Tabii çekeceğim ama sıklıkla çektiğim için pek izlenmiyor açıkçası. Böyle en azından faydalı bilgiler konseptli videolar çekeceğim. Hem sizin işinize yarar hem de bu videolar gerçekten bayağı bir izleniyor. İzlenmesi benim için daha önemli çünkü bu hastalıklar balıklarınızın ölümüne sebep olabilir. Ne kadar çok kişi izlerse, ne kadar çok kişi bu videoya bakarsa bu hastalıktan balıklarınızı korumuş olursunuz. Çünkü bunlar da bir canlı, ölmeyi hak etmiyorlar. Akvaryumlar tamam bakıyoruz ama bunların en sağlıklı şekilde bu akvaryum koşullarına bakmamız gerekiyor. Şöyle bakın balon moli yavrularımızı. Tombullaştı iyiceler. Bakın şu da sarı bir renk oldu. Bakın annesi de burada. Şöyle balon molileri size göstereyim. Bu karideslerde şimdi
kabuk değiştirme aşamasındalar. Şu an tabii ki durgunlar kabuk değiştirecekleri için. Diğer akvaryumda kabuk değiştirirler. Hatta size şöyle göstereyim. Bakın bu bir karidesin kabuğu. Kabuk değiştirmişler. Hemen bakın arkada da var bir tane. Buradaki karidesler kabuk değiştirmiş. Şöyle bakın size balıkları da göstereyim. Buradaki lepistesler de gerçekten çok güzel oldular. Şöyle. Bir tane kılıç balığımız erkek oldu. Bakın diğerleri bütün kılıç kuyruk balıklarımız dişi. Bu erkek oldu. O kadar balığın içinden bir tane bu erkek çıkması gerçekten mucize. Artık şans mı diyeyim, şanssızlık mı diyeyim bilmiyorum. Bakın kuyruğun arkasında kılıç çıkmaya başladı. Şöyle bakın fıstık gibi bir akvaryum maşallah. Bayağı da yoğun miktarda. Eskiden 2-3 tane balığım vardı. O şekilde video çekiyordum. Şimdi bir ton balık oldu. İnşallah sağ salim bunları da besleriz. Maşallahınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Evet, bu videoda böyle oldu. Dediğim gibi çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.